Evet. Merhaba o zaman. Şimdi bugün merkezsizlikten bahsedeceğiz. Merkezilikten bahsedeceğiz. Yalamak ya da yalamamaktan bahsedeceğiz. Şimdi genetikten bahsedeceğiz. Bir dünya şeyden bahsedeceğiz. Bugün. Ne olay? Kodeks muhabbeti. Kayıt yapmak gerçekten zor. Camı açtım. Car car arka camdan birileri konuşuyor. Sayın onu. Şimdi Todex'te Erkan Öz'e giydiriyorlar şu an. Ya sen reklamı yaptın da falan da filan da diye. Orada karışık duygular var. Türklük var, genetik hastalık var. Her şey var. Olay ne? Nasıl? Bilmiyorum. Todex ben bugün Twitter'da gördüm. 4-5 gündür Todex borsasına ulaşılmıyormuş. Sahibi kaçtı falan filan deniyor. Olabilir. Bir dünya yabancı borsa da kaçıyor. Ama orada işte şeye geliyoruz. Ben bugün tweet attım ya. Görenler var mı bilmiyorum. Ve bir tweet serisi attım. Yani ne oldu? Todex batmış kaçmış. Sponsorluk alıyordunuz falan filan. Şeyine. Erkan Özcük değil bu. Bir dünya sponsor şeysi aldılar. Todex'ten. Sadece Erkan Öz değil yani. Bir dünya adam. O Türklükle alakalı bir durum. Nedir o Türklük? 100 tane yabancıya sormuşlar. Yabancı fenomene sormuşlar. 90 tanesi bir siktirin gidin demiş. 10 tanesi de bu paraya yapmam bu işi demiş. 100 tane Türk Fino'ya sormuşlar. 90 tanesi hemen abi demiş. 10 tanesi de ya biraz zam yapsana demiş. Olay bundan ibaret. Bugün bu tweetlerde attığım şey hani o yalama hastalığını nasıl çözeceksiniz? Türk toplumunun genetik sorunu bu. Merkezi sistemleri yalama hastalığı. Yalayacak yer arıyor bizim toplumumuz. Maalesef öyleyiz. Merkezsiz borsalar geldiğinde neyi yalayacaklar acaba bu finolar? Uniswap, Waze, işte IDEX, MIDEX, SwapFi. Robotları mı yalayacak, algoritmaları mı yalayacak? Yalayacak biri şey çünkü hasta çünkü. Hani o genetiksel bir hastalık o, hastalık o. Yani hastalıkla dalga geçilmez ama öyle. Robotların neyini yalayacaklar bunlar? Bir şey yalaması gerekiyor çünkü. Tesadüf mü? Daha az önce Waves grubuna biri geldi ya. 20 bin tane takipçisi varmış. Çalışmak istiyor falan filan diye. Abi niye yalamak için birilerini arıyorsunuz siz? 100 tane yabancıya sorsan alacağın cevap siktir git olur. Sasha'ya siktir git dediler. Benim 200 bin tane takipçim var. Senin vereceğin 10 bin dolara mı kaldım lan ben der. Siktir basar. Ben 200 tane takipçiye bir tane coin söylesem, onda o coin'e de future satsam senin bir yılda verdiğin parayı ben zaten çıkartıyorum der. Basar tekmeyi kıçına. O coin'e, o borsa sahibine bilmem neye. Ama bizim toplumumuzda, bizim finolarımızda var böyle bir hastalık. Topluma verdikleri zararı asla düşünmüyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece kendi ceplerine girenleri düşünüyorlar. Ben oradan 10 bin dolar, 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar neyse alayım. Millet 500 milyon dolar kaybetsin umurumda değil benim diyor. Todex'ten giden para. Öyle bir şeymiş. 500 milyon dolar filanmış. E niye illa yalayacak bir şey arıyor bu adamlar ya? Sen neyine güveniyorsun? O borsanın
reklamını yaparken. Bu borsayı kullandım bilmem ne falan filan dersinden biz de diyoruz, bir dünya borsada söylüyoruz biz de. Bu borsa bana sponsor oldu falan filan diye denir mi ya? Neyine güveniyorsun? Ya kaçtıysa adamlar ne bakacaksın şimdi? Erkan Öz, benim anlaşmam bitmişti de falan da filan. Hayırdır, niye bitti o anlaşma? Bir şey biliyordun, niye söylemedin o zaman? Ona dönecek bu sefer iş. Biz iş yapıyoruz da falan da filan da. Dünyanın hiçbirinde bir yerinde böyle iş yapılmaz. Dünyada hiçbir akıllı insana bu işi yaptıramazsın. Dolandırıcılığın reklamı yapılır mı ya? İnsan reklam yapacağı firmayı, ya çikolata reklamı olsa bile araştırır mı ya? Bu kadar bodoslama, her şey yalanmaz ki. Çikolata reklamına çıkacak manken bile araştırır. Ulan bu halka sağlığa zararlı mı, kanser yapar mı, bilmem ne mi yapar mı diye onun ajansı araştırır o şeyi. Her şeyin reklamı yapılır mı? Ama bizim finolar yapıyor abi. Borsa reklamı, o reklamı, o şey yapsın, bu şey yapsın. Ben reklama, ben gelen parama bakarım. Kâr cebe yakışır. Gerisi de beni alakadar etmez. Millet 500 milyon dolar mı kaybetmiş? 50 milyonla bana ne? Kafa bu. Kriptoyu anlamadıkları nokta da bu. Kriptonun karşı olduğu nokta da bu. Kripto merkeziyete karşı. Kripto borsalara karşı. Şu an öyle bir salaklık var. Merkezsiz coinleri merkezi borsalarda trade etmek gibi bir gariplik var şu an kriptoda. Kripto ona karşı. Kripto Binance'a karşı, Kripto Poloniex'e karşı, Todex'e karşı, BTC, hepsine karşı. Uniswap, Swap Fee, bilmem ne fee, o bir niye çıktı onlar sanıyorsunuz? Merkezsiz borsalar. O merkezsiz borsalarda Uniswap'ta şu an 60 milyar dolar para var. Orada 60 milyar dolar işlem yapabiliyorsun. Çok rahat yani, şu an aslında rahat. 1 milyar dolar BTC mi bozacaksın? Şak diye bozuyorsun hiç. Kimse ne soruyor ne diyor. Likidasyonu var yani. O 600 milyar olduğu zaman CZ'nin, Binance'in yaşayacağını mı sanıyorsunuz siz? Hala niye CZ'yi alıyorsun? Kriptonun olayı merkezsizlik. Hala BTC Türk'ü niye yalama derdindesiniz siz? Batacak onların hepsi. Eninde sonunda batacak. Geçen gün Özgür Demirtaş'ın dediği gibi işte banka sistemleri batacaklar. Ya anlayacaklar kriptoyu ya da batacaklar, yapacak hiçbir şey yok onun için. Yani Nokia'nın batması gibi gelen teknolojik gelişmeyi anlayamazsan batarsın arkadaş. İstediğin kadar merkez yok, istediğin kadar polis gücün olsun, istediğin kadar bilmem ne olsun, yapacak bir şey yok, batarsın. Kimse engelleyemez onu. Ne diyorduk bundan birkaç ay önce? Boğa geldiğinde borsalar batmaya başlayacak. Yabancı borsalardan da batan var. Batacak bunlar. Çünkü zaten yoktan coin satıyorlar size. Türk borsalarının neden kapandığını anlatmıştık daha önce. O yoktan coin'i, bazıları o yoktan coin'i satmamak için direniyor. Satmamak için yavaşlatıyor sistemi, kapatıyor falan filan. Ya da o yoktan coin, sattıkları coin'lerden zarar etmemek için kapatıyorlar. Ama bazıları da dolandırıcı zaten canım borsaların. Kriptonun geleceği merkezi borsalarda değil. Binance'de değil. Binance niye DEX kurdu? Binance zincirini kuruyor. Orada swap mekanizmaları var. Orada bak, adam zeki herif, ona hazırlık yapıyor. Çünkü Binance, merkezi Binance borsasının yürüyemeyeceğini biliyor. Bir noktadan sonra hacim şeye kaçık kayacak. Merkezsiz borsalara. Tabi bu 6 ay sonra olur ya da 6 ay sonra olur, ama eninde sonunda olacak olan o. Oradaki mevzu yalamak. Bizim insanımız yalayacak yer arıyor.
Coin coin dolaşıp, borsa borsa dolaşıp senin reklamını yapayım mı? Senin bilmem neyini yapayım bilmem ne kardeşim. 20 bin tane 30 bin tane takipçin var. Onlar koşacak senin peşinde. Sen koşmayacaksın. Bu kadar salaklık olmaz ki. Para kazanacağım diye. Kitlesini satma dediğim bu. Onun da videosunu yaptık ya. Kitlesini satıyorlar. Ve çok ucuza satıyorlar. Ve hiç gereksiz yere satıyorlar. Ulan biraz omurgalı olun ya. Oradan 50 bin dolar, 100 bin dolar kazanacaksın sen diye millete milyon dolar zarara sokmanın alemi yok. 100 bin dolarlık anlaşma yapıyorsun. Todex'te bilmem neyle atıyorum. Ulan kitlenden istesen o parayı verirler zaten. Yüz, 150 bin tane takipçin 1 dolar verse 100 bin dolar yapıyor zaten. O borsayla anlaşmanın ne anlamı var? Akıl var, mantık var ya. 150 bin takipçin sana 1 dolar gönderemiyorsa o takipçilerin zaten bir boka yaramıyordur demektir. O borsanın anlaşması da hikayedir. Borsayı da dolandırıyorsun sen demektir. Çünkü takipçilerin hiçbir işe yaramıyor demektir. Bizim Discord'daki muhabbet işte. Limon geliyor mu gelmiyor. Bir işe yarıyor mu yaramıyor. Ona dönüyor iş. Ama senin harbi harbi 150 bin tane takipçin varsa orada güçlü olan sensin. Onlar değil. Sen gitmeyeceksin onlara. Onlar sana gelecek ve geldiklerinde de siktire basacaksın yani. Sizle işim olmaz kardeşim benim. Hiçbir yabancı adam bunu kabul etmez ya. Bu kadar aleni bir şekilde kabul etmez. Bu kadar aptalca kabul etmez yani. Yabancı usturuplu hesaplara baktığın zaman, yüksek takipçili hesaplara baktığın zaman hiçbir bir borsayla morsayla işi yok heriflerin. Efendi gibi şey yapıyorlar. Coin analizi bilmem ne, Bitcoin yorumu falan filan yapıyorlar. Çünkü onlara zaten geliyor para. Yani reklamından bilmem neyinden, osundan busundan. Twitter reklamından, YouTube reklamından, YouTube'dan gelen yani reklamdan, o random gelen reklamlardan. Aman o borsayla da anlaşayım, bu borsayı, bütün borsaları kapatayım. Hani 8 kişilik Fino ekibim var benim. Hepsini salayım diğer bütün borsalara. Hepsini kapatayım, hepsinden reklam yapayım. Ya patladı şimdi bir tanesine bakacağınız. Paribu'nun patlamayacağına ne malum? BTC Türk'ün patlamayacağına ne malum? Geçen gün çıktı ortaya. Bitcoin devlet yönetmelik çıkardı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Borsalar kapanıyor mu diye. Ödeme sistemleri kapandı. Yarın öbür gün devletin borsaları kapamayacağını nereden biliyorsun? Devlet ben borsaları kapayacağım dediği zaman o adamların duracağını mı sanıyorsunuz siz? Kaçıp gidecek hepsi. Devlet yarın öbür gün siz kara para atlıyormuşsunuz kardeş. Ben sizin hepinizi içeri atacağım dese o borsa sahiplerinin duracağını mı sanıyorsunuz Türkiye'de? Alacaklar cüzdanları kaçıp gidecekler. Kime ne anlatacaksın? Aynı şey CZ için geçerli. Yıllardır söyleyip duruyoruz. Diğer borsalar için geçerli. Yalayacak yer arıyor arkadaş bizim yüksek takipçili hesaplarımız. Daha önce 40 kere anlattık. Waves Şillecek adam arıyordum. Yabancı. Gittiler 10 bin dolar para verdiler. Adamın attığı tweetler ortada. Ya bu geri zekalar bana 10 bin dolar para verdi. Şillememi istiyorlardı. Aha da şilliyorum dedi. Niye tweet attı herif ya? 100 bin takipçili bir hesap mı neydi? Dalga geçmek için kabul etmiş herif. Herif diyor ki yani kardeş benim 100 bin tane takipçim var. Bana 1 milyon dolar vermedi sürece ben şillemem onu. 100 bin kişiye. 10 bin dolar şaka mısın sen? 100 bin kişi 1 dolarlık ve ev salsa zaten 100 bin dolar kazanıyorsun sen o işten. Bana 10 bin dolar mı vereceksin? Siktir git. Diyor herif. Ama bizimkiler bırak 10 bini 5 bine bile razılar. Ya. Yani 1000'e bile razılar. Taş attın kolun mu vardı? Bir tane tweet atıyorsun alt tarafı. 100 lira verseler de olur yani. Ne yapacaklar şimdi? Uniswap var.
İşte Waves'in şeyi var, borsası var, merkezsiz artı Waves'in de swap mekanizması var. Her coin artık swap mekanizması çıkartıyor. Bütün projeler swap'a geçiyor. Merkezsiz borsalardan kalkacak. Ama pislik herifin şeyiyle mi uğraşacağız ya? Şuna baksana. Şu mumlara. Bu ne lan? Bütün altcoin'ler hadi gidelim hadi gidelim diyor. Ethereum %5 artmış. Bu ne oğlum? Bu niye duruyor hala yerinde? Bu kim baskılıyor bunu böyle? Babam baskılamıyor bunu. Merkezi borsalarda yoktan coin'e baskılarsın. Yiyorsa git Uniswap'ta baskıla bakayım böyle. Alıyorlar mı o BTC'lerini almıyorlar mı? Burada bunu tutarsın böyle. 15'te, 13'te. Gel bakayım Wavestax'te. Şu dump'ı yapabiliyor musun bakayım Wavestax'te? Gel bakayım. Merkezi borsada hacimden kaynaklı yapıyorsun. Merkezi borsaları kapatsak hacimler merkezsiz borsalara gelecek. Hadi bakayım yiyorsa dump'la bakayım böyle. O Waves'lerin, o Bitcoin'lerin gidiyor mu gitmiyor mu? Alıyorlar mı elinden almıyorlar mı? Ama merkezi borsada biliyorsun. Elinden alsalar bile burada sen daha fazla dump verebilirsin çünkü sınırsız coin var elinde. Bitcoin için de aynı şey geçerli. Burada dampla korkut korkut milleti. Nasıl satacak bazıları? Büyük çoğunluğu. Korkmadılar mı? Çaki aşağı ince o zaman satarlar. Hala mı korkmadılar? Güç sende. Çak aşağı. 40'a kadar çak. Çak. Giren çıkan bir şey yok. Nasıl arttırabileceksin sen? Eninde sonunda likide olacak birileri yani değil mi? Yiyorsa bu hareketi merkezsiz borsada yap bakayım. Şuraya kadar harcayacağın 20 bin BTC puf oluyor mu olmuyor mu? Geri toplayabiliyor musun? Onları toplayamıyor musun? Buraya kadar atıyorum damplamak için 20 bin BTC harcıyor. Ama çıkarken 30 bin BTC alıyor ya. Merkezsiz borsa da öyle olmaz işte. Buraya kadar damplar. 20 bin BTC harcayıp şak diye çıkar o yukarı. Bir 1000 BTC de toplayamaz geri. Bunu bir tane Fino'dan duyamazsınız. Niye? Yalayacak çünkü o. Bunu söyleyemez o. 100 bin tane, 200 bin tane takipçisi var ama bunu dillendiremez. Ya bir borsa gelir de anlaşma yapmak isterse? 3000 dolar vereceğim sana derse. Olur mu hiç? Bak ben bu kadar konuşuyorum. Bana bir tane borsa gelemiyor mesela. Gelmiyor, gelemez de yani. Ben hani borsalar gelsin diye mi konuşuyorum? Gelmesinler, ihtiyacımız yok onlara. Komünite olarak. Devletlere de ihtiyacımız yok. Regülasyon gelecekmiş ya. Olmaz işte o. Bu kafayla gelmez zaten regülasyon. Gelse de bir halta yaramaz. Regülasyon kriptoda zaten istenen bir şey değil zaten. Bütün kriptocular şey der. Ne regülasyonu? Sen kimsin regülasyonu biliyorsun ya? Ben zaten sana karşıyım kardeşim. Kriptoyu mu deneteceksin sen? Ben denetlerim. Sete git. Devletlere bunu der bütün kriptocular. Self regülasyondur bunun adı. Ben kendi bankam benim zaten Bitcoin'de. Bütün sorumluluk bende. O yüzden denetlemesi de bende. Normalde olması gereken bu. Poloniex pislik yaptığında bütün kriptocular sen pislik mi yapıyorsun kardeş? Biz Bitrex'e geçeriz dediler. Bir hafta içinde herkes Bitrex'e taşındı. Bu self regülasyondur işte. Şerefsizlik yapamazsın. Ama CZ nasıl yapıyor şerefsizliği? Binance nasıl yapıyor? Coinbase nasıl yapıyor? Ha buradaki finoların almışlar hepsini satın. Bunları da satmışlar işte. Yerel borsalar üstünden yapıyorlar. Yerel finolar üstünden yapıyorlar. Niye bir tanesi CZ laf etmiyor ya? Şu dump neydi Allah aşkına ya? Bu neydi bu? Bitcoin grafiği şişmişti de ondan dumplanması lazımdı değil mi? Altcoin'ler niye dumplandı o durumda o zaman? Waves niye 19 dolardan 11 dolara düştü? Bitcoin şişti. Waves de mi şişmişti? Geleli daha bir gün olmuştu Waves oraya. Ne ara şişti o? SXP 5 dolar olmuştu. Ne ara şişti o? O niye dumplandı?
Bunu söyleyemez işte. Anlaşmaları var çünkü. Ya da anlaşma yapma umudu var. Ne için o umut? 3.000 dolar için, 5.000 dolar için. Oğlum senin 200 tane takipçin var, 200.000 tane. Hepsinin referansı zaten geliyor bir dünya para. Artı çıkıp adam gibi anlatsanız olayı, yapılan manipülasyonu adam gibi anlatsanız, o adamların parasına ihtiyacın olmayacak. Oradan gelecek 1 milyon dolar da gelmeye versin. Sen daha çok kazanırsın o durumda. Zaten. Alacağım bir tane coin'den. Yüksek takipçili hesaplar. Bu benim anlattıklarımı. Doğru düzgün anlatsa bu coin'ler burada duramaz zaten. Bu borsaların yaptığı pislikleri anlatsa, OTC'den satış, balinaları zorlama, madencileri zorlama. Bu Bitcoin'i böyle tutamazlar burada. Ama bu borsalardan 3.000 dolar, 5.000 dolar para alacağım diye yalakalık yapıyorlar borsalara. Borsalarda bütün markette istediği gibi oynuyor. Ya buna sert regülasyon lazım. Bir, işte kanaat önderileceğim. Topluluktaki yüksek şeyli, referanslı, yüksek takipçili hesaplar eskiden olduğu gibi bir siktirin gidin diyecek bu borsalara. Yalamayacak onların orasını burasını 3-5 bin dolar için. İki, onlar onu mu yapıyor? O zaman topluluk ayık olacak arkadaş. Toplulukta coin olmayacak yani. Kriptonun K'sini bilmeyen adam bilmem ne borsası şey yaptığı zaman ne diyorsun kardeşim sen diyebilecek o topluluk. Ya da o TODEX için haydi bakayım çıkart benim zararımı diyebilecek. 5 gün bakım yapacaklarmış da falanmış da filanmış da. Şimdi onu konuşuyorduk az önce. Hastayım belki ben. 1 milyon TL param var TODEX'te. Acil para lazım bana, ben senin bakımını bekleyeceğim kardeşim. Ya da bu şey düştü. Hani Bitcoin düştü. Onu bak, onu bile örnek vermedim yani. Para ihtiyacım var kardeşim benim. Ya. Benim senin hesabımda param var. Ben senin bakımını bekleyeceğim. Ne bakımı yapıyorsun? Ama bunu işte o finolar dillendirmesi lazım, hani self regülasyon adı altında, hani ya bunları yalamaya gerek yok ha adamları. Ama bunu toplum da bunu istemesi gerekiyor. E toplum da bunu istemiyor. Mesela Türk toplumu istemiyor yani. İlk yayınlarda hep şey diyordum. Para mı dağıtılıyor burada? Para mı dağıtılıyor burada? Para mı dağıtılıyor burada? Kapatıyorum artık bu konuyu. Al, dağıttılar parayı işte. Hep ne diyordum? İmam osurursa cemaat sıçar muhabbetinde. Cemaat osurursa imam sıçar olarak diyordum, değil mi? Cemaat kim? Kripto topluluğu. Borsadaki kullanıcılar. İmam kim? Borsanın sahibi. Cemaat osurursa, yani bana para dağıtıyorlarmış burada diye girerse imam da sıçar işte. Aylardır kanalda anlatıyoruz ya, para dağıtılmıyor burada. Şu şeyi anlatın, anlayın. Kriptonun mantığını anlayın, felsefesini anlayın, olayı anlayın, parayı anlayın, paranın özgürleşmesini anlayın. Paranın özgürlüğü ne anlama geliyor onu anlayın. Bu bir yatırımdır. Geleceğine, çoluğuna, çocuğuna bir yatırımdır. Seni bankalar aracılığıyla, dolar aracılığıyla köle yaptılar. Sömürüyorlar seni sürekli. Buna bassın kafan. Senin kafan hala buna basmıyorsa, aa para dağıtıyorlarmış burada. Waves'i 10 dolardan alacağım. TODEX'e atacağım. 20 dolarda da satacağım dersen alır TODEX Waves'lerini. Siktir olur giderse de kalırsın ortada. Tek akıllı sen değilsin. Yıllar, aylardır anlatıyoruz bunu. Kanalda, yıllardır da Telegram'da anlatıyoruz. Waves alacağım ben. Nereden alacaksın kardeş? Paribu'dan alacağım. E 20 dolar önce satacağım. İnşallah. Paribu durursa orada. İnşallah satarsın. Ya da Waves, BTC alacağım ben. Nereden alacağım? BTC Türk'ten alacağım. Niye alacaksın? Ne yapacaksın? BTC 100 bin dolar olacakmış BTC. Orada satacağım. Araba alacağım. İnşallah. İnşallah.
Satarsın inşallah. BTC Türk Bitcoin 100 bin dolar olduğunda duruyorsa hala satarsın. Ya da Ethereum alacağım ben. Nereden alacaksın? Binance'den alacağım. Ne yapacaksın şeyi? Aztek Ethereum 20 bin dolar olacak dedi. 2 bin dolar 12 yapacak. 20 bin dolar onu gelince satacağım Ethereum'u. Nerede satacaksın? İşte Binance'da satacağım. İnşallah kardeş satarsın. Binance duruyorsa Ethereum 20 bin dolarken inşallah satarsın. Hacklenmemişse, CZ ölmemişse, kaçmamışsa, Amerika kapatmamışsa Binance'i inşallah satarsın Binance'de. Ethereum'larını, Waves'lerini bilmem neyini. Sen o kafayla yaklaşırsan tek akıllı sen değilsin ya. Yani kendini dünyanın en zeki adamı sanmanın alemi yok. Waves aldım 10-15 dolarda 100 dolar olunca satacağım. Adamın cüzdanında tutuyorsun onu. Sana niye versin o parayı? Waves 100 olduktan sonra. Kafa zaten Türk o herifin. Yani Türk borsası zaten o. CEO'su da Türk. Kafası Türk yani. Üretmek istemeyen, paylaşmak istemeyen, katma değer üretmek istemeyen bir kafa o, bir zihniyet. Sana niye satsın ki onu? Bana niye versin ki onu? Yani adamın cüzdanı tutmuşsun zaten. Waves'de olmuş 100 dolar. Alır şeyleri gider yani. O para yetiyor ona zaten. Kafa o hani. Mesela CZ'de yok o kafa, tamam mı? Hani iyi de öldür hakkını yeme. Yabancıların çoğunda yok o kafa. Üretmek istiyor çünkü. Yani kripto borsası üretmek istiyor. İş yapmak istiyor. Katma değer üretmek istiyor. Sasha'nın paraya mı ihtiyacı var Allah aşkına? Ya da CZ'nin paraya mı ihtiyacı var? Ama herifler bir şey üretmek istiyor. Ama bizim toplumdaki insanlarda yok. Üretme yok. Tüket sadece. Borsa açtık. Süper gidiyor. İşte Bitcoin'de şey olmuş. 500 bin dolar olmuş. Borsada süper. Bakıyor borsa cüzdanında var 5000 tane Bitcoin. Bitcoin olmuş 500 bin dolar. Ben ne duracağım ona gün borsanın başında daha ya? Kapat borsayı, kaç. Kafa bu bizim insanımızın. Herkesin kafa şey, bir villa alayım Ege'de Aste'nin yanında yaşarım. Kafa bu. Üretmek istemeyen bir kafa. O yüzden ben yani Türk borsalarına güvenmeyin diyorum ya. Müşteri kadar dürüst olsunlar. En nihayetinde Türk. Bende de var o. Bende de var yani. Sende de var. Dinleyen olarak. Hepinizde var bu hastalık. Ya ne uğraşacağım ya. Oho, 500 dolar olmuş zaten. Ben de kendim de diyorum ya. Burada limon atmıyorsunuz. Kaç limon var lan? 5.750 limon gelmiş. Tamam mı? Ben burada şimdi bir şey üretiyorum değil mi? İçerik üretiyorum. Size bilgi üretiyorum. Bilgi paylaşıyorum. Bir şey üretiyorum yani. Limon gelmiyor. Şey gelmiyor. Bakıyorum ben şimdi futures hesabıma. Oho, 2.000 dolar kârdayım hala. Ne uğraşacağım ya? Bak bende de var o kafa. Bizim Türklerde var işte o. O sebeple Türk borsalarına ne olursa olsun yani güvenmeyin diyorum. Bir tek BTC Türk var yani güvenebileceğiniz. O da neden güvenebileceğinizi de söyleyeyim. Ya ben BTC Türk'le iş yapıyorum hep. Sponsor değil bu. Hani. Onu da olayını şey anlatmıştım daha önce de. Bu BTC Türk zamanında Boğa'dan önce ne tesadüfse tabii ki kapandı. Bankalarla sorunlar yaşadı bilmem ne oldu. Bütün bankalar transferlerini kapattı ve BTC Türk her kullanıcısına mail attı. Dedi ki paranızı çekin. Yani BTC Türk sitesinden Türk liralarınızı çekin. 6 ay boyunca. Biz bankalarla çalışamıyoruz artık. İşte bilmem 3 ay mı 6 ay mı ne izin şey aldık alabildik anca. Hani biz bankalara çalışmayacağız artık. Ne zaman çalışacağımız da belli değil. Paranızı çekin.
Bizim şeyimizde, cüzdanlarımızda, bizim banka hesaplarımızda sizin paranız durmasın diye sürekli her gün tweet şey attılar. Mail attılar. Her gün bana mail geliyordu. Ne kadar param var? 0,1 kuruş. 0,1 TL var. 0,1 TL için bana her gün mail atıyor. Çek paranı, çek paranı. Ben de geri cevap yazıyorum. Manyak mısınız? 0,1 TL'yi nereye çekeyim ben? Nasıl çekeyim? Onun çekme parası 3 TL lan. Manyak mısınız siz? Sitine gidin. O 0,1 TL'yi BTC'ye çevirdi adamlar. Ben çekmeyince. Bundan dolayı ben çok kurumsal, çok iyi çalışıyor BTC Türk. O anlamda güvenilir ama yine de ne olursa olsun BTC Türk işte. Her an bir şey olabilir. Her an ya ben ne çalışacağım ya. Ege'de gitsen bir tane villa alsam kafasına her an girebilir. Çünkü o genetik hastalık onda da var. Bizim milletin 2 tane genetik hastalığı var. Bir, ne çalışacağım ben ya? Bana ne? İki, nereye alayım ben? O yüzden yerel borsalar zaten daha önce de bahsetmiştim. Yerel borsa. Global borsayla senin iş yapıyor olman lazım. Senin yerel borsan global olmuşsa ayrı mevzu. Ama senin yerel borsan global olamamışsa bir türlü yerel olarak takılacak o. O durumda da sadece al sat işlemi yapacak. Yani aracı o olarak işlemde duracak. Ne aracısı? Ben global borsada al satım yapacağım. Yerele atacağım. Parayı yerelden çıkış yapacağım. Gateway olacak yani. O anlamda kullanmanız gerekiyor diyorum hep. Yerel borsaları. Sebep? Çünkü yerel borsan kaçtı mı globali etkilemez. TODEX mesela kaçtıysa eğer ne olacak? Bir etkisi var mı Bitcoin'e? Yok, artıyor işte hepsi. Ama Binance kaçarsa o senin yerel borsan hayatta kalamaz. Yerel borsan kaçarsa Binance'e bir etkisi yok onun. Mevzu bu. Nasıl çözülecek o olaylar? Hani illa ben reklam alayım bir yerden kafası. İlla bana sponsorluk gelsin kafası. Vizyonla alakalı. O vizyonda adam Türk abi. Türk Türk yani. Türklere bu kadar hakaret ediyorum gibi algılanmasın bu. %90'ımız maalesef böyle. Bende de var o kafa. Ben de o toplumun bir parçasıyım. Bize bu öğretildi. Ben biraz kırmaya çalışıyorum bunu. Ama toplumun büyük çoğunluğu maalesef kıramıyor. O yüzden bu toplumdan pipok olmuyor. Waze ekibiyle yaşadığımız mevzuyu hepiniz biliyorsunuz. Yine tekrarlayayım onu. Geldiler bize. Ayda 500 dolar verelim dediler. Dedik. Sonrasına bakarız dediler. İyi dedik. Bir ay geçti. 2 ay geçti. O arada ben hep şey diyorum hani sonrası ne? 2 ay sonunda hala 500 dolar dediler. De siktire gidin dedik yani. 500 dolara ben o özgürlüğümü niye kısıtlayayım sana 500 dolar için ya? Ben de kendimce bana göre ortalama güzel bir Waze miktarı var. Artık güzel bir NSPT miktarı var. Supply'a göre güzel bir NSPT miktarı var. Bu Godumun Waze artacaksa zaten benim senin vereceğim 500 dolar ben her gün sokağa atacağım o parayı zaten. Akıl var, mantık var. Ben ne özgürlüğümü şey yapayım? Waze'e gömme özgürlüğünü elimden alayım. Al şimdi TODEX. Hadi gömebiliyor musunuz mu şimdi? Bir şey de ağzını açık bir şey diyebiliyor musun? Diyemiyor. Niye? Anlaşma yaptın çünkü. Diyebildiğin tek şey benim anlaşmam bitti artık. Olmaz bu kafayla. Bu kafayla bu toplumdan da bir şey olmaz. Ülke olarak. Bu kafayla kriptoya da zarardan başka bir bok vermeyiz biz. Ya ben hep ne diyorum? Kriptoyu batıracaksa Türkler batıracak. Çünkü dünyada 4. Avrupa'da birinciyiz kripto sahipliğinde. Bu kafa batıracak kriptoyu batırırsa. XRP'de olanı gördük. Şu anda mevcutta sanırım Doge'de olanı görüyoruz. Herkese Doge itelediler. Ne yapıyor? Yine artıyormuş canım. Ama itelediler yani şurada.
İki kişi olacak diye. Aa, olmadı ya, çakarlar. Ondan sonra olur 2x. Aa, oluyormuş abi diye bir tepede bir daha itelerler 2x yukarıda. Ondan sonra oradan sıfırlarına gider. Çünkü bizim insanımız umursamıyor hiçbir şeyi. Nereye girsek batırıyoruz. Batırmamızın sebebi de umursamamamız. Umrumuzda değil bizim. Kripto ne yapıyormuş? Bitcoin'in amacı neymiş? Staking var mıymış, yok muymuş, bu zincirler neymiş, ne boka yarıyormuş bunlar, umrumuzda değil. Dünya da öyle ya bizim. Dünya da umrumuzda değil. Global ısınma var mıymış, yok muymuş, çevre felaketi var mıymış, yok muymuş, umrunda değil yani şey, Türk milletinin. BTC'yi alacağım ben, artıyormuş. Niye artıyormuş kardeş bu? Bana ne? Artıyormuş ya. Kafa bu. O konuda biraz anarşist olacağınız olmanız gerekiyor. O konuda biraz komünist olmanız gerekiyor. Ya komünist şeyin, o Rusya'daki komünistten, o size öğretilen öcü komünistten bahsetmiyorum. Komünite olmanın önemini biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü kriptonun olayı komünitedir. Bitcoin şu an bu fiyattaysa Bitcoin maksimalistleri, Bitcoin idealistleri bir Bitcoin eşittir bir Bitcoin dediği için bu fiyat. O herifler de senin kafanda gibi olsa bu Bitcoin 1 dolardan yukarı çıkamaz. Benim arkadaşım işte ya, mesaj atıyor. Kısa vadeli alınacak ne var? Ne yapacaksın alıp kısa vadeli? Waves var. Heh. Alacağım Waves'i 15'te 16'da kafamıza mı çakacaksın? Hırsız mısın sen? Paramı dağıtıyoruz burada. Paramı dağıtıyor Saşa, paramı dağıtıyor Cevze. Herkes dediğim cevap bu benim. Niye alıyorsun kardeş? Nasıl çözülecek bilmiyorum. O mantık nasıl oturacak bu topluma onu da bilmiyorum. Hiç oturacağı da yokmuş gibi duruyor. Limon şeyinden de görüldüğü üzere, testlerinden de. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bu konu hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Yani o finolar bir şekilde bir self regülasyon, hani toplumun gücünü anlamaları gerekiyor. Onu anladıkları zaman zaten işler daha güzel olacak. Kripto daha iyi bir yer olacak. Daha dengeli, daha eşit bir yer olacak. Ama onu anlayabilirse o adamlar. Ama onlara onu anlatmanın yolu da toplumdan geçiyor işte. Toplum anlatacak. Kardeş sen bana Todex diyordun. Reflink atıyordun. Bilmem ne atıyordun. Gitti bunlar, hayırdır? Diyebiliyor olması lazım. Benim anlaşmam bitti cevabı da yok yani. O da kabul edilebilecek bir cevap değil. Öyle yani. Bakacağız.